dünyanın başemeli bir virüste Kuzey Kıbrıs Türk Hümeti'nde nasıl çeşitli tartışmalarla bir şeyleri başardığımızı gördük. Elbette doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız, onların fedakarlıkları o zor günlerde, o pandemi koşullarında, aşının olmadığı o tehlikeli günlerde ne kadar cefakar, fedakar ve kendi hayatlarını tehlikeye atarak bu ülkeyi hep birlikte yönettiğimizi hatırlıyorum. Hangi hastaneyi pandemi hastanesi ilan edelim diye tartıştığımızı hatırlarım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak büyük bir sıkıntımız vardır. Bir pandemi hastanesine ihtiyacımız var. Bunu şu anda yapamıyoruz dediğimde talimatıyla 2,5 haftada da bir hastanenin bittiğini de hatırlıyorum. Aşı olmadığında Fahrettin Koca'yı arayarak bize aşı gönderiniz dediğimi de hatırlıyorum. Ve özel uçak indiğinde 25 bin aşı geldiğinde onu bizi ne kadar mutlu ettiğini de hatırlıyorum. O zaman daha Avrupa'yla konuşamıyorduk. Hamdolsun işte aşılamayla bu süreçleri hep birlikte başarıyla geçirebildik. Ekonomiyi ayakta tutabildik. Yatırımlarımıza devam ettik. Doktor Fazıl Küçükler'den, Kara Kaya Bekiroğullarından, Erdoğan Minatalılardan, Münir Ünsallardan, Rauf Ünsallardan, Doktor Safetler'den, Doktor Rasımlardan o kadar önemli ve değerli hekimler ve doktorlar geçmiştir ki bu topraklarda hepsini yad etmek istiyorum. Ve şu anda bizlere hizmet vermekte olan doktorlara da selamlıyorum. Tıp bayramınızı tekrar kutluyorum ve özellikle pandemi döneminde cefakarca, fedakarca kendi hayatlarını riske atma pahasına o zor karantina koşullarında çalışan hem doktorlarımıza, hemşehrilerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza en kalbi duygularımla kendilerine sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum.